Başkan Recep Tayyip Erdoğan FIFA Dünya Kupası açılış karşılaşması için Katar'daydı. Dönüşünde uçakta gazetecilere çok önemli açıklamalar yaptı. O gazetecilerden biri de A Haber ekibinden Johnson Helvacı'ydı ve Johnson şimdi stüdyomuzda neler anlattı Cumhurbaşkanı, senden dinliyoruz Johnson. Can Okanar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Dün günübirlik gerçekleşti bu ziyaret. Katar Emiri Şeyh Temim davetine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli açıklamalar yaptı. Özellikle de şu anda gündem olan bu başlıkla ilgili terörle mücadele adına çokça soru soruldu. Onlardan ilki tabii ki gündemdeki uzun süredir ilk konu bir kara harekatı gerçekleşir mi sorusuydu. Biliyorsunuz Pençe Kılıç Hava Harekatı başladı. Bu operasyon öylesine yapılmış bir operasyon değil dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Rastgele yapmadık, nasıl olur diye düşünmedik. Eğer ülkemize, topraklarımıza bir tehdit varsa biz bunu düşünmeden yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz ifadesini kullandı. Terör örgütlerini sınırlarımızdan silmek, sınırımızı korumak bizim güvenlik güçlerimizin birinci önceliğidir dedi. Bu arada şu ifade önemliydi. Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil açıklaması kuşkusuz önemliydi. Önümüzdeki süreçte bir kara harekatını konuşuyor olabiliriz sinyalini verdi Sayın Cumhurbaşkanı. İstiklal Caddesi'nde yaşanan o malum hain saldırı, buna ilişkin bir soru soruldu. Biliyorsunuz kaynağı bunun İstiklal Caddesi'ndeki Aynel Arap bölgesiydi. Acaba operasyonun sınırı bu bölgeyle genişletilir mi? Böyle bir ihtimal söz konusu olur mu diye soruldu. Sayın Cumhurbaşkanı iki nokta işaret etti. Dedi ki Suriye ve Kuzey'in, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyi zaten bizim terörü temizlediğimiz noktalar. Burası çok önemli dedi. Ancak biz çalışmalarımızı, mücadelemizi sürdürüyoruz ama 2019 yılına işaret etti. Soçi'de yapılan bir anlaşma vardı Rusya'yla. Buna uzun süre uymadılar. Biz uymaları konusunda defaatle konuştuk. Bu saldırılara da sessiz kalmayacağımızı söyledik. Bununla ilgili bir dipnotta paylaştı Sayın Erdoğan. Biz gerekeni yaparız. Dün de bu çerçevede Kobani'de yuvalanan teröristlere karşı 12 hedefi vurmak suretiyle orada etkisiz hale getirdik dedi. Bir önemli başlıkta tüm bu harekatların süreceği notunu paylaştı. Sürekliliği olacak bir harekattan, gerekirse karadan, gerekirse havadan devam edecek denildi. Bir diğer soru yine terörle mücadele adına söylediğim gibi çok başlık açıldı. Hem sahada hem diplomasi kanalında yoğun bir çabanın söz konusu. Hatta bazen bu konuda sistemleriniz, şikayetleriniz oluyor kamuoyunda, yeterince karşılık bulmuyor uluslararası kamuoyunda diye. Hem bu soruldu hem de İstiklal Caddesi saldırısı ile ilgili tüm fotoğraflar ortaya çıktı mı diye soruldu. Biz teröristleri yerinde etkisiz hale getirmek için tüm çalışmalarımızı ilk günden bu yana planlarımızı geniş kapsamlı olarak ele aldık. İşte önümüzdeki süreçte nereye varırız, nereye geliriz bunlar başka konu dedi. Ama bu arada burada bir muhalefet başlığı açtı. Muhalefetin İçişleri Bakanlığımızı yermesi, sizin bunlardan haberiniz yok muydu gibi sorular sormasına işaret etti. Bu tam bir garabet ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öyle bir güvenlik teşkilatı düşünün ki dedi, 12 saat içerisinde işin failini, iltisaklı olan 50 kişiyi tespit etti, bulundukları yerden aldı, hepsini topladı. Bir numaralı fail de buna dahil ama burada bir ifade kullandı, onu buradan okuyacağım. Tabii bu onların zulfü yarine dokunuyor ifadesiydi. Oldukça dikkat çeken ifadelerden bir tanesiydi. Binin üzerinde kamera incelendi biliyorsunuz o saldırıdan sonra. İstiklal Caddesi özelinde yüzü aşkın kamera incelendiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunların hepsi toplandı. Hemen gereken yapıldı. Bu bizim güvenlik teşkilatımızın gücünü gösterir dedi. Ben gurur duyuyorum güvenlik teşkilatımızla. İçişleri Bakanlığımızın, tüm kahraman polis teşkilatımızın ne denli güçlü olduğu bir kez daha ortaya çıktı dedi. Yine burada bir dipnotu vardı. Güçlenerek yoluna devam ediyor teşkilatımız dedi. Dünya Polis Teşkilatı'nın Türk Polis Teşkilatı'nın gücünü kabullenmiş olması, Türk Polis Teşkilatı dünyanın en saygın polis teşkilatıdır demesi herhalde rastgele bir ifade değildir diye düşünüyorum. İfadesi de önemliydi. Bu neyle oluyor? Başarılarla oluyor dedi. Bu arada yargılama sürecinin de devam ettiğini söyledi. O hain saldırıya ilişkin. Harekatın kapsamı soruldu. Biliyorsunuz başlayan o hava harekatının
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyini işaret etmişti Erdoğan. Burada rakamlar paylaştı. Pençe Kılıç harekatına dair 70 kadar muharip destek uçağımız var. İHA'larımız o bölgede dedi. Birlikte görev alıyorlar. Şu ana kadar dün gece yaptığı açıklamada 89 hedefin başarıyla imha edildiğini de söyledi. Tabii orada kimin öldüğünü, kimin etkisiz hale getirildiğini şu an için bilmiyoruz. Mağaralar var, mağaraların içerisinde teröristler konuşlanmış durumda. Onlar tek tek öldürüyorlar. Bunlar sonraki başlıklarda ortaya çıkacak, kimlik tespiti yapılacak kişiler dedi. Bu arada bir dipnot daha düşeyim rakamlara ilişkin. Irak'ın kuzeyinde bu harekatla birlikte Can Okanay yaklaşık 140 kilometre derinliğe inilmiş. Suriye'de de yaklaşık 20 kilometre derinlikte 44 terör yuvası tam isabetle vurulmuş. Bu arada Başkan Erdoğan tabii 7/24 esasına dayalı bir şekilde harekatı takip ettiğini söyledi. Dün yaptığı açıklamada sabah 4 sularında Hulusi Akar'a, Hulusi Paşa ile görüştüm. Son durum nedir bana anlattı dedi. Başarılı bir şekilde devam ediyor dedi. Tabii bu ziyaret öncesi biliyorsunuz önemli bir ziyaret daha geride kalmıştı. Bali'ye gitmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada Biden'la bir görüşmesi olmuştu. Ondan önce de yine Putin'le sürekli bir irtibat halinde olduğu için bu başlık soruldu. Harekatla ilgili iki liderle görüşmeniz oldu mu diye. Biz herhangi bir görüşme yapmıyoruz liderlerle bu konu başlığında. Biz gereken neyse onu yapıyoruz sahada. Kimseden icazet alacak değiliz dedi Sayın Erdoğan. Zaten Biden'da, Putin'de o bölgede gereken neyse yapacağımızı herhalde artık biliyorlardır. Kendileriyle de bunu yüz yüze konuşuyoruz dedi. Ama bir üzüntümüz var diye bir başlık açtı Amerika Birleşik Devletleri özelinde. Biz Amerika ile sürekli konuşulan o başlık NATO ile müttefikiz, NATO'da müttefikiz dedi. Ancak binlerce araç, gereç, mühimmat, yıllardır süre gelen bir destek konusu. Bu yeni bir şey değil. Obama döneminde, Trump döneminde de böyleydi. Şimdi Biden döneminde de aynı şeyler yaşanıyor ifadesini kullandı. Ben hem Obama ile hem Trump ile hem Biden ile bu konuyu görüşüyorum. Fakat bir şey söyleyemiyorlar. Biz de gereken neyse yapıyoruz. Biz sizinle NATO'da beraberiz. İki önemli müttefikiz. Bize böyle bir tehdit güneyden geldiğine göre siz buradaki terör örgütlerine bu destekleri vermek suretiyle bizi sıkıntıya sokuyorsunuz. Biz de bu sıkıntıyı yaşamayız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu noktada gerekeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz ve o çok artık bilinen bir gece ansızın gelebiliriz sözü bir kez daha soruldu. Biliyorsunuz gündemde bazı başlıklar konuşuldu buna ilişkin. İşte 2016 Ağustos'unda yapılan harekatlar vesaire, seçim yaklaşıyor, seçim döneminde bir harekat gerçekleştiriliyor diye. Bu eleştirilere ne diyorsunuz? Siyaset için kullanılan bir argüman olarak sunuluyor diye soruldu. Johnson tabii uçakta Sisi ile, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile bir görüşmesi oldu. Gerçi ayaküstü bir görüşme olduğunu tahmin ediyoruz ya da fotoğraflar öyle gösteriyor ama o konuda Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var mı? Kısaca onu da alalım senden. Var Can Okanar. Kendisine benim yönelttiğim soruydu bu görüşmeye dair. Çünkü o fotoğraf karesi yayıldığında tüm Türkiye bunu konuşmaya başladı. Direkt de böyle sorduk. Tüm Türkiye bunu konuşuyor. Ne söyleyeceksiniz? Normalleşme adımları konuşuluyordu diye. Süreç başlayabilir demiştik zaten daha önce. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu aslında bu görüşmeyle birlikte. Hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Önce heyetler, bakanlar düzeyinde görüşmeler tamamlandıktan sonrasında biz de bir noktaya taşıyalım. Biz de görüşelim istiyoruz. Ama olaya ben şöyle bakıyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye-Mısır arası bir liderler buluşması değil. Bu önemli bir sözdü. Türkiye milleti, Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemli. Tarihe dayanıyor dedi. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın diye sordu. Bunların sinyalini verdik biz bu görüşmeyle. İnşallah çok büyük bir durum olmadıktan sonra süreç işleyecek dedi. Ve son bir not ekledi. Onu da söylemek isterim. Bizim tabii kendilerinden bir isteğimiz var bu süreçle ilgili dedi. Akdeniz'i işaret etti. Bu görüşmelerle birlikte bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim. Onunla beraber yolumuza zaten inşallah devam ediyor oluruz ifadesini kullandı. Günün belki de en önemli başlığı söylediğiniz gibi Sisi görüşmesiydi.